ot yesem yaylalarda. Teşekkür ederim. Eyvallah Kök Hanım, ağzına sağlık. Teşekkürler arkadaşlar. Evet sevgili Mavi Karadeniz Televizyonu izleyenleri, bir pazar günü akşamından bizler Mavi Karadeniz Televizyonu stüdyolarında, sizler ekranları başında, seyir zamanında yine bir araya geldik. Bu akşam da türkü dolu bir programla beraber sizlerin karşısında olacağız. Gönül köprülerimizi bu akşam da söyleyeceğimiz türkülerle biraz daha samimileştireceğiz, biraz daha kuvvetlendireceğiz. Bu akşam çok kıymetli bir konuğum var. Böyle biz kuzeyin böyle daha kuzeyine doğru, daha doğusuna doğru gidiyoruz. Ve sevgili Gökhan Birben, hoş geldin, hoş sefalar buldum, getirdin. Hoş bulduk, teşekkür ne ederim. İyi yaptın da geldin de, iki şapkalı olduk ama. Evet, ben onu söyleyecektim aslında programa başlamadan önce. Kimimize şapkalı, aslında yüzümüz gözükmüyor. Bize genelde hep eleştiri geliyor, ya kafanı bir kaldır. Şu an kaldıramam çünkü sıfıra vurdum saçlarımı. Öyle mi? Evet. Karadeniz insanı biraz streslidir. Stresli olunca ya saçı dökülecektir, ya hasta olacaktır vesaire. Bizim benim saçımız döküldü. Benim ondan mı döküldü acaba? Stresli mi? Olabilir. Çünkü biz coğrafyamız çok zor koşullar. Yaşadığımız koşullar çok zor. O yüzden ya saçımız dediğim gibi ya da bir hastalığa yakalanıyoruz. Sen saçları sıfıra vurduğun için ben de çok yakışıklıyım. Şapkayı çıkarsam nazar olurum. Onun için şapkayı hiç kafamdan çıkarmayarım. Öyle bir takıntım var benim de. Gökhan, şimdi tabii ki seni biz anlat. Biz böyle hani herkesin tanıdığı sanatçıyı bizim anlatmamıza gerek yok. Seni hep ben de dinliyordum. Herkes de dinliyor. Ama burada olmak bizim için, senin burada olman bizim için bir şeref, bir onur. Hem televizyon ailesi adına teşekkür ediyoruz. Hem ben kendim adıma teşekkür ediyorum. Yalnız bu hafta benim
Program arkadaşım sevgili Yakup Atalay yok. Beraber gelirken bir üzücü bir haber aldık. Halasını kaybetti. Buradan başı sağ olsun. Bizim de cenazemiz vardı hafta sonu. Benim de yengem amcasını kaybetti kalp krizi sonucu. Öyle biraz sıkıntılıydık ama böyle seni gördük, biraz ferahladık. Teşekkür ediyorum. Ben de başsağlığı bize bu akşam diliyorum. Güzel türkülerinden söyleyeceksin. Götüreceksin bizi böyle Kaçkarların tepelerine doğru. Zaten oradan geldim. Oradan mı geldin? Gelmek isteyen varsa buradaki arkadaşlardan birer birer götüreyim. Evet, bunlar hepsi memleket sevdalısıdırlar. Özellikle doğup büyüdükleri toprakların. Kastamonu'dan başlarık öyle hocaların memleketinden, öyle uzar gideriz. Ne güzel. Ekip arkadaşları gene aynen burada. Yakışıklı bir kardeşimle geldin. Can Akgün artık yaklaşık 6 aydır benimle beraber çalışıyor. Çok güzel. Tulum mutlaka yanıma götürüyorum. Çünkü tulumsuz türkü söylemem çok zor. Çok güzel. Tulum ya da kemençe, ikisinden birisi mutlak olmalı. Yörenin enstrümanına sahip çıkıyorsun. Teşekkür ediyorum sana. Tabii yani oranın orijinal kendine ait orijinal sesleri, bunları kullanmadan Karadeniz insanının çok rahat şarkı söylemesi güçtür, çok zordur. Evet, hatta klavye kullanan arkadaşlar bile artık kemençe ve tulum yüklüyorlar. Bazı müzisyenler artık söyleyemiyor neredeyse. Değil mi? Duymadan tulumu ve kemençeli sesini. Haklısın. Şimdi sohbetlerimize devam edeceğiz. Anlatmak istediğin her şeyi bizimle paylaşabilirsin. Bizde sorularımız olacak sana. Senin de bize sorun olabilir. Bu akşam yani şimdi konuk değilsin. Şimdi oldun program arkadaşı. Ne güzel. Ne çekerçe gelip bu akşam bu 3 saati beraber bitireceğiz. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Farkındaysanız mesela programlara genelde pek çıkmıyorum değil. Yani bu bir kompleks meselesi değil. Doğru. Pek gitmiyorum. Çünkü televizyonlara çok... Şimdi sanatçı değilim aslında. Yani öyle tanımlıyorlar ama sanatçıyla, müzisyenle halkın karşılaşması gerekiyor. Yani... yan yana, karşı karşıya türkü söylemesi gerekiyor. Televizyonlar o anlamda biraz daha sanal bir ileti taşıdığı için ben çok fazla tercih etmedim televizyonları. O yüzden direkt onların yanında olmayı tercih ettim. Çok konserlerde güzel. Vesaire. Çok güzel. Genelde soruyorlar neden televizyonlara çıkmıyorsun diye ama yani bu bir şey, bu bir tercih meselesi. Yani ben ama seni seviyorum. Hakikaten yaptığın, mesela bir türkün var senin. Kazangram. Ezrail yazma beni. Ayşenur Kudivar'la okuduğunuz bir Ayşenur, türkü var. Ayşenur da gelecek. Orada olacak. Çok kulağıma çok şey yapmış, çok hoş gelmişti kulağıma. Oradan beri takip ediyorum çok zaten. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür de seni ediyorum. Seviyorum. Ben zaten sevmediğim ve iyi türkü okuyamayan arkadaşlarım benim programımda yeri yok. Benim programım farklı olması lazım. Olacaksa farklı olacak, olmayacaksa biz de olmayacağız. Ben o konuda bir şey söyleyeyim de. Buyur. Bir şey vardır. Şimdi hasta olduğu zaman insan ne ister? Bir profesör olsun der. Evet. Pratisyene gitmek istemez. Tamam, doğru. Böyle bir durum var. Aslında herkes bu işi yapabilir. Ama bu işin bir emeği olmalı, bir altyapısı olmalı. Belli bir emek ortaya koymalısın. Şimdi sanatçı, herkes sanatçı olmuş. O zaman Aşık Veysel neydi? Neydi? Aynen, yani eğer ben sanatçıysam Aşık Veysel neydi yani? Onun için aynı kategoriye bile koyamıyorum kendimi. Biz türkü okumaya çalışıyoruz. Yörenin, yerel kültürü hiç bozmadan yani... usulüne uygun bir şekilde taşımaya çalışıyoruz. Sanatçı ben de değilim. Bak sen yıllarını vermişsin, sanatçı değilim diyorsun. Ne kadar güzel. Sanatçı yoktan var eden insandır. Evet, yani aynen. Yaratan insandır. Biz eskiden diyorsun. Yaratılanları, yani dedelerimizin evet. Yarattığı türküleri okuyoruz. Okuyoruz, aynen öyle. Biz türkücüyüz. Madem türkücüyüz, Tahsin'im hazır mısın? Senin kemençene ben güzel bir türkü yaptım. Sözler bana ait, müzik bize ait. O zaman... Ezberledim ismini, var isminde üç hece. Olayım o sözüne, çal kemençe, kemençe, çal Tahsin. Her bir ayını ezberledim.
kemer çekemence. Çalarsın kimse durmaz, susarsın yerin dolmaz. Çalarsın kimse durmaz, susarsın yerin dolmaz. Ne memleket ne gurbet, inan ki sen sus olmaz. Ne memleket ne gurbet, inan ki sen sus olmaz. Ezberledim ismini, var ismin de üç hece. Ezberledim ismini, var ismin de üç hece. Olayım o sesine, çal kemen çekemence. Kurban olayım sana, çal kemen çekemence. Neşe sus eğlence sus, hayatın anlamı yok. Neşe sus eğlence sus, at susuz durulur da inan yaşanmaz sensiz. At susuz durulur da inan yaşanmaz sensiz. Ezberledim ismini, var ismin de üç hece. Ezberledim ismini, var ismin de üç hece. Çal kemen çekemence, kurban olayım sana, çal kemen çekemence. Helal. Teşekkür ediyoruz Tahsin Hocam. Sağ ol. Gülüyü, Tahsin'in ellerinde konuşur dedim mi gülüyü. Vay diyor. Bizdekiler öyle. Normalde kemençe elini aldıkları zaman mutlaka yani şurada kaç kişi? 4 kişi oturuyor. İşte tribünde bir sürü insan var. Evet. Hepsine birer türkü atabiliyor. Öyle bir özelliği var. Öyle mi? Tabii. Fıkra gibi bir memleketiz sonuçta. Evet. Ve atma türküler bizde artık bir gelenek haline geldi. Bir anda her şey uydurulabiliyor. Bazen bir havaya bürünüyorum. Öyle güzel türkü atarım. Bazen de böyle dedilerim bana atma türkü at, yok. O bir dalgınlık ama yani. Evet, sonuçta, aynen öyle, doğru. Sonuçta insanın beyni sürekli rahat değildir, dinç değildir. Belli zamanlarda başka şeyler düşünebiliyor insan. Kesinlikle. Sevgili dostlar, MKD Boşluk mesajınızı yazıyorsunuz, 39-29'a gönderiyorsunuz. İsteklerinizi, yani bizimle paylaşacağınız güzel şeyleri hiç durmadan, aynen program bitene kadar her hafta olduğu gibi bu hafta da aynen devam ediyoruz. Senden bir türkü daha. Bir sevda türkümüz vardı. Dumanlı Dağlar diye. Bunu ne güzel de yazmışlar. Karşıya çifte çamlar, sakızı yere damlar. Sevip alamayanın yüreğini buz bağlar. Evet.
Peki. Thank you.
Dalgalar gider dereler, denizlere ulaşır. Yüreğimin feryadı yedi dağı dolaşır. Yüreğimin feryadı yedi dağı dolaşır. Sağlık, teşekkürler. Cengiz'im iyi programlar diliyorum. Atakül gençlerine benden bir parça gönderir misin? Cevat abi göndereceğiz. Yayla türküsü ya da postebe onlara gidecek. Sen gerçek bir Karadeniz sevdalısın. Seni çok değerli bir sanatçısın. Tüm ekibine selamlar. Yaşar Karpal. Teşekkür ediyorum Yaşar abi. Biz türkücüyüz. Fazla tevazu göstermeyin. Gerçek sanırlar diyor Cenab-ı Şahabettin. Biz öyle yok sanatçı nerede? Hayırlı yayınlar. 21-24 Şubat Fesane Trabzon günleri. Ya 21-24 arası, evet biz de orada olacağız. Fesane'de Göksal Pırdıloğlu, Göksal Bey iyi olacak. Haftaya da bunu işleyeceğiz buradan daha şey bir şekilde. Merhabalar, siz değerli hemşerim konuğunuza iyi akşamlar dilerim. Cengiz Bey sizden askerdeki oğlum Berkan için, Mehmetçikler için bir asker türküsü istiyoruz. Okuruz, Lüleburgaz'dan Köknarlı Atilla demiş. Ne demişler başka? Hoş mesajlar geliyor. Yazmadı. Selam abi ben İstanbul Haliçoğlu'ndan Abdullah Demirci bir kemençe havası çalar mısın? Demirci ailesine gönderdik kemençe türküsünü. Her hafta programımızın sabırsızlıklar bekliyoruz. Güzel bir pazar akşamı yine. Güzel programlar. Fazla Aydemir ailesi. Selamlar olsun Fazla abiye. Gökhan Birgen'den bir türkü daha istiyoruz diyorlar. Gökhan Birgen ne okuyor? Puşilim. Puşilim. Puşilim diyelim.
Tabi Tuluncu'nun da ne zor işi var. Allah yardımcısı olsun ya. Sağlık. Şimdi dışarıdan sorduk, izliyor musunuz diye, dediler ki tulumun sesi çok ince geliyor. Niye? Çünkü tulumu kendi sesime uydurmak zorunda kaldım. Biraz hasta olduğum için şimdi tulumun orijinal sesine geçeceğiz birazdan. Geçtik mi orijinal? Orijinal sesi la. La sol diyez ama la en güzel karar.
Birazdan La Karala türküler söyleyeceğiz. O zaman ben seni bu akşam aslında bir daha kolay kolay bulamam seni. Bulursun. Yaylada bulursun. Tamam, yaylaya gideceğiz. Sen de geleceksin, ben de geleceğim. Zaten benim programıma gelen, yani hem ben yanlarına gideceğim, onlar bana gelecek. Öyle dostlarımı çağırıyor. Yoksa sadece programda görüşük hiç gerek yok. Programa, sadece programa geleceğiyse, memlekete gelip benim yemeğimi yemeyecekse, çayımı içmeyecekse hiç gerek yok. Ben programı bir şekilde yaparım. Yani. Bir kuzu keselim falan diyorlar da sakın diyorum, yapmayın. Şimdi... Ya kasap var. Git kasaptan iki kilo et al, kesme hayvan. Ne gerek var? Ya abi şimdi değil ki nasıl gülüyor. Kuzu dedin mi ben kurtardım. Ben de oğlak kesmeyelim. Ben de keçi var. Ama, sakın, kuzu sakın. Dedik mi sakın, iş yaya dönüyor. Yaya abi. Şimdi yaya abi kaç haftadır bir türkü istiyor bizden ama şimdi türküsünü bu akşam okuyacağım. Yaylalara çıkaracağım yaya abi. Önce Kazangıran'a, oradan yaylaya ama şimdi geçen hafta bir istek vardı benim. Sevgili Karataş'ın bir türküsü. Israr ettiler. Ya şu biz türkü okumaya böyle başlamadan önce, yani işi profesyonelliğe dökmeden önce böyle masalarda türküler okurduk. Bu türküyü de ben çok okurdum. Boztepe'den kuşlar havalanırdı, gider Akçabat'ı bir dolanırdı. Diyar yaylanın yolundayım. Alır göçü yaylaya yollanırdı. Geldik, işi döktük farklı boyutlara. Diyorlar ki eski lezzetli bir şekilde okuduğun o türküleri niye okumasın? Ya o şekil okuyamayırız, keşke okuyabilsek ama şimdi hocam Boztepe'den kuşları bir havalandıralım. Hay hay. Gözler onun yaşlarını sil.
Thank you.
akşamdan doğana ya, akşamdan doğana ya. Nazlı yarım bakar mı, nazlı yarım bakar mı? Akşamdan doğana ya, akşamdan doğana ya. Nazlı yarım bakar mı, nazlı yarım bakar mı? Akşamdan doğana ya, akşamdan doğana ya. Nazlı yarım bakar mı, nazlı yarım bakar mı? Akortlarda bir sorun var. Belli ki tulumla kemençe birbirini bu akşam beğenmedi. Hiçbir sorun yok. Olsun. Daha bir güzel. Aslında bizden çok onlar memlekete gitmek istiyor. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Yarın biletlerinizi alıyorum. Hep beraber memleket. Kemence ile tulumla oluyorsa doğru memlekete. Ben sih tulumla bir... Yok maalesef. Ha bu doğal işte. Aynı köyde tamam. Bekle diyor. Tamam. Ben sih tulumla, sadece tulumla klavyeden de bir dem sesi, bir... Çobanlık yapıyorum dedin ya. Ah, evet. Öyle bir türkümüz var, onu okuyalım. Bize gelsin. O zaman çoban Erdoğan'a gelsin. Ben sana okuyacağım, gelsin. Sen de o türküyü ben bana okuyacaksın. Ben de Erdoğan'la Yahya abiye gönderdim. Trabzon Basit Beden programınızı zevkle izliyoruz. Ağzına yüreğinize sağlık Mustafa Selimoğlu. Gökhan abi ben Nursah demiş. Pazarlıyım, seni çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de onları çok seviyorum. Kazım Koyuncu anısına bir türkü okuma şansın var mıdır demiş. Bütün okuruz. Türküler onun anısınadır. Sayın Selimoğlu beğeniyle izliyorum. Tüm daçlar göğüne selamlar. Zamanoğlu efsane muhtar dikana. Sendeyiz Gökhan'ım. Sen o arada ağzını alır ki ben mesaj okudum.
Sultan aldı da da karalama da karalama. Geldi duman, vurdu kazan kırada. Dumanım kalk yolumdan, vurulmuşum kolumdan. Duman olsan sarılsa kazan kıranda. Azrail yazma beni bu ilki evrana, bu ilki evrana. Azrail yazma beni bu ilki evrana. Kazan kıran, kaldı dağlar onu viran, kaldı dağlar onu viran. Ekini kazan kıran, kaldı dağlar onu viran, kaldı dağlar onu viran. Cehennemlerde yansın, iki muzi ayıran, iki muzi ayıran. Çok güzel bir türkü. Çok güzel ve Tahsin de hakikaten çalıyorsun. Ya Tahsin. İşte bu türküler bizi bir yerlere alıp götürüyor. İstanbul'da olsak bile bu türküleri gözlerini kapat. Gidelim mesela buraya. Ufacık bir dünyanda bile kendine devasa bir hayat yaratabilirsin. Burada değil de kendimi orada. Değil bunu mi? Da hissetme şansına sahipsin. O zaman senden bir türkü daha
Hemen göz. Camlarına
Haşa bu
Yemin ile olur sevda dilin olur. Güzel çok var ama min bir güzel çok var ama güzel çok var ama. Çok var ama hakikaten yürekliyse insan meyil birini olur. Meyil birini olur değil mi? Kesinlikle. Oylu olur, boylu olur, keş olur, tez olur. Biz de aslında türkülerimizde bile bir art niyet yok. Mesela şu türküler var. Yüreğim seninle dur, gözüm ellere bakar. Hiçbir sahtekarlık yok. Yüreğim seninle ama gözüm ellere bakıyor. Doğru doğru evet hiç yok. Ya, o kadar berrak yazmışlar. Meyilin birini olduğu da insan canını alıyor bazen. Şimdi Gökhan bak. Ben Ankara'dan Hatice Ceymen, Zolanda Ahmet ve Çayeli'den Şenoz'daki akrabalarım için, ailem için Gökhan Bey'den bir türkü. Buradan kurtardın ama bak Yüksek Dağlara Kar Var parçasını rica ediyorum Nuray demiş. Gözlerim
fayda yok, tatlı yok. Duvarlara bak da bak güzelim. Duvarlara fayda yok, tatlı yok. Ben sevdim sana söyleyemedim. Oy canım gizli gizli severim. Hem severim hem de seni özledim. Oy canım yollarını gözlerim, hem sever hem de seni özlerim. Oy canım yollarını gözlerim. Çeksem dağları, hem dururum dereye.
da ilk albümünden söz ve müziği bana ait bir türkü. Almanya'dan Yaşar Bedir'den selamlar. Selamlar Ortanca Barçası Rasım Ocak istemiş. Haftaya kaldı. İyi akşamlar, ben Paris'ten Zenoğlu Tursun Beyazıt. Başarılarınızın devamını diliyorum. Zenoğlular gönderdi mesajı. Cengiz kardeşim, Gökhan kardeşim, Çaykara Barçası. Onu okuduk, Çaykara Barçası'nı. İyi akşamlar Paris'ten selam. Herkese selam. Cengiz Bey senden Kazangıran'ı. Kazangıran'da okuduk Süvüşoğlu Metin. Gökhan'ım, ne okuyacaksın bize? Ben daha çok türkü söylemekten daha çok konuşmayı, ara ara konuşmayı çok seven bir insanım. Buyur. Biz bilim insanı değiliz. Tamam. Teknik insan değiliz, duygu insanıyız. Dolayısıyla bölgemizdeki var olan o türküleri hiç bozmadan, ticari bir kaygı gütmeden, geçmişteki insanlarımız nasıl yaptıysa, o türküleri nasıl bağırlarında, yüreklerinde hiç bozmadan sakladıysa, o türküleri biz duyurulamayan insanlara duyurma niyeti taşıyoruz. Hiçbir zaman ticari bakmadık. Zaten böyle bakmış olsaydık bu şekilde duygulu asla okuma şansımız da olmazdı. O yüzden bu türküleri yaratan geçmişteki tarihimizdeki atalarımıza, dedelerimize şükran duygularımı iletmek istiyorum. Bir türkü alalım senden o zaman. Peki. Nazlı Yer diyelim. Hasret çekmez misiz dönüp dalara bakıp,
teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağlık, ağzına sağlık. Çok şimdi... güzel bir sohbet, çok güzel türküleri sizinle hakikaten burada bulunan insanlarla paylaşmak hakikaten bir ayrıcalıktı. Onu söyleyeyim. Karşılıklı. Kesinlikle artık Karadeniz müzisyenlerinden rica ediyoruz. Bu tarz şeyler yapsınlar, bu tarz programlar yapsınlar ki biz de rahat rahat gidebilirim, kendimizi ifade edebilirim. Bu program sizin güzel düşünenleriniz program. Onun için bu programı rica ettiler. Sevgili dostlar, Kazangran'la bitireceğiz ama bu akşam da güzel sohbetlerinizle, sıcacık ortamlarınızla, türkülerimizle, enstrümanlarımızla, müziklerimizle biz de bir nebze de olsa sıcaklık katmaya çalıştık. Muvaffak olduysak ne mutlu bize. Haftaya konuğumuz kimdir belli olmaz. Sağ mıyız da belli olmaz ama eğer sağsak burada program arkadaşım sevgili Yakup ve konuğumuzla yine aynı saat, aynı günde ekranların karşısında olacağız. Haftaya kadar yüreğinizden sevgi, yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Gökhan'ıma çok teşekkür ediyorum. Kendi ben teşekkür ediyorum. Soğuk dağların yüreği sıcak insanlarının sevgilerini ekranlarla size aktardı. Ne mutlu bize böyle güzel bir stortusu layıkıyla ağırlayabildiysek, ağırladıysak. Şimdi Kazangran'la beraber bitireceğiz. İşte, var mı senin ben ağlasam ayıp olur mu diyorum. Yani bu türkü beni hakikaten yürekten yaralayan bir türkü. O zaman ben de eşlik etmeye çalışayım tabii, sana. Tabii tabii beraber okuyacağız. Peki. Kasım'ın Kazangran'la bitiriyor. Yeah.
yar yarım.